3OC 2OK olacak şekildeyse arkadaşlar, OC'ye 2'nin katı dersek, yani burası 2M dersek, OK o zaman 3'ün katı olacak. Yani burası 3 katı olacağı için, dolayısıyla burası da negatif tarafta olduğu için eksi 3M şeklinde bir şey yazalım. O zaman fx fonksiyonunun ve gx fonksiyonunun yazalım arkadaşlar. Dolayısıyla bu fx fonksiyonu nereden geçiyor? 2m'den geçtiği için şöyle bir şey olabilir. Ax kare artı bx artı 0 yazdığımızda 2m olacak. Gx'i 0 yazdığımızda eksi 3m olduğu için bu da cx kare artı dx eksi 3m şeklinde bir paraboldür. Bu fx ve gx'in tepe noktalarının apsislerinin oranını sormuş arkadaşlar. Fx'in tepe noktasının apsisi buradan ne gelecektir? Eksi b bölü 2a bölü. Gx'in de tepe noktasının apsisi arkadaşlar buradan eksi b bölü 2a'dan eksi d bölü 2c'den. Eksiler gider. İkiler de giderse buradan b bölü a bölü d bölü c'yi soruyor bize. Şimdi arkadaşlarım burada şimdi mavi dikdörtgeni düşünecek olursak şu paraboldeki şu A apsis noktayı yazdığımızda yine 2m eşit olacak. Dolayısıyla burada A apsis noktaya ne yazalım ki 2m eşit olsun? Hemen onu bulalım. Dolayısıyla burayı 2m eşit diyorum. Ax kare artı bx artı 2m. M 2m eşitlersek 2m'ler birbirini götürecek. Buradan x'i çekecek olursak arkadaşlar x ya 0'dır ki 0 yazdığımızda 2m veriyor zaten.